Bu sefer sizi otomobilin içerisinden karşıladım. Biliyorsunuz normalde dışarıdan otomobille birlikte sizlere selam verirdik ama bu otomobil daha önce kanalımızda konuk aldığımız, özellikle uzun testte, uzun yol testine değerlendirdiğimiz elektrikli bir otomobil MG4. Biliyorsunuz Türkiye'ye ilk geldiğinde oldukça dikkat çekmişti. Fiyat performans odağında güzel işler yapıyor ve Avrupa'da farklı noktalarda, farklı otoritelerde oldukça başarılı bulunmuş, ödüllendirilmiş bir elektrikli otomobildi. Ve biz de uzun dönem testinde bu ödüllendirilme dinamiklerini nasıl aldığını, yani neden almış olabileceğini irdelemiştik. Aynı zamanda uzun yol testine de, menzil dinamiklerine de çok yakın bir bakış yapmıştık. Ama şu anda benim MG4'ü tekrar alma sebebim, direksiyonu başına tekrar oturma arzum, versiyon 2 yani güncellenmiş versiyonunun satışta olmasıyla alakalı. Aslında bu durum yeni değil. Bir süredir güncellenmiş versiyon diye satışa sunuluyor MG4 ve ben de haliyle tam böyle versiyonun geldiği dönemlerde versiyon 1'i inceleme şansına erişmiştim ve ya demiştim tam otomobili teste aldık. Otomobil makyajlandı tırnak içinde. Ben versiyon 2'yi de çok merak ediyordum ve bir türlü denk getiremiyorduk. Sevgili MG Türkiye sağ olsun versiyon 2 ile birlikte gelen yenilikleri benim tecrübe edebilmem için kısa bir sürede olsa otomobili bana verdi ve ben de otomobilde böyle birkaç günde nereden nereye gelinmiş, yenilikler neler, sürüşe ne kadar etki ediyor onları tecrübe etme şansına eriştim. Hazırsanız şöyle bir MG4 sohbeti yapalım sizle sürüş sırasında. Bu test sürecinde otomobilin yenilikleriyle birlikte neleri kazandığını ve benim beklentilerimin ne derecede karşılandığını ve beklediğimi bulamadığım noktaları sizlerle şöyle kısaca bir paylaşayım. MG4 sohbetinde yapılan güncellemelerin sürücü deneyimine maksimum etkisini anlatmaya çalışacağım. Makyaj öncesi, daha doğrusu güncelleme öncesi versiyonda bu otomobilin pek çok farklı detayına değindiğim için temel değişimler ve bizim ne gibi kazanımlar elde ettiğimize odaklanmak istiyorum. Bir de beklediğim bazı değişimler vardı. Onları acaba yaptı mı MG diye özellikle baktım elbette. Bulamadıklarım da var arasında. Önce güzel haberlerden başlayalım. Şimdi güncelleme ile birlikte otomobilin biliyorsunuz dış tasarımına da ufak tefek revizyonlar oldu. Jantlar büyüdü. Bas paketten gelen jantlar işte 17'den 18'e çıktı. 18'den 19'a çıktı. Tasarımları değişti. Güncellenen versiyonları aslında dışarıdan baktığınızda doğrudan jantlardan ayırt edebilirsiniz. Ama en temel fark arkaya gelen silecek oldu. Güncelleme öncesinde arkada silecek yoktu. Sürüşe doğrudan etki edecek ve benim özellikle bu kısa test programında detaylarını en kuytu noktasına kadar irdelediğim tek pedal sürüşü oldu. Şimdi biliyorsunuz tek pedal sürüşleri elektrikli otomobillerin en karakteristik, en önemli özelliklerinden bir tanesi. Ama burada ince bir nüans var. Her elektrikli otomobilde tek pedal sürüşü maalesef yok. Evet, rejenerasyon yönetimi var. Rejeneratif fren sistemini biz elektrikli otomobillerde alıyoruz ama bunlar kimi otomobilde kademe kademe oluyor ve tam anlamıyla dur kalk trafikte tek pedal kullanımına olanak tanımıyor. Tek pedal sürüşü var diyebilmek için hem rejenerasyon sisteminin çok kuvvetli olması gerekiyor hem de otomobilin son durma vaziyetine gelme senaryosunda da kendi üstlenmesi gerekiyor. Yani siz son durma fonksiyonunu fren pedalına basıp yaptığınız zaman orada bence bu işin tüm sihri kaçmış oluyor. Özellikle yeni MG4 ile ben dur kalk trafiğe girdiğim zaman tek pedal sürüşünün muazzam şekilde iyi ayarlandığını gördüm. Yani MG burada güzel bir iş çıkartmış. Siz tek pedal sürüşünü açtığınız zaman pek çok kişi için ağıt yakılası seviyede olan o yoğun trafik senaryosu sizin için çok daha keyifli. Fren pedalına hiç dokunmadığınız deneyimi beraberinde getiriyor. Aynı zamanda bu otomobilin şu anda içerisinde bulunduğum luxury versiyonu ile birlikte gelen adaptif sürüş özelliklerini MG pilotu da düşündüğüm zaman dur kalk trafikte adaptif hız sabitleyici ile açtığınızda ki 30 km saat hızın altında da çalışıyor. Bu aynı zamanda gaz pedalına da neredeyse hiç basmadığınız sürüşü beraberinde getiriyor. Direksiyona müdahale eden bir şerit asistanınız da var burada. MG4'te sunulan kış modunda, kar modunda olduğunu özellikle ifade edelim. Bu da ani güç ve tork iletiminin daha kontrollü yapılmasında etken bir mod. %100 elektrikli platform üzerine geliştirilmesi çok kıymetli değerli izleyiciler.
Bu size ne getiriyor? Bu hem segmentinde bu otomobili ayrıştıran bir özellik, hem de segmentin üzerine taşan bir iç yaşam alanını beraberinde getiriyor. Yani arka tarafta oturanlar için çok daha iyi bir diz mesafesi demek. Şaft tünelinin olmaması demek. Yazılım entegrasyonunun, termal yönetiminin tamamen bu zihniyet, bu fikir üzerine geliştirilmesi demek. Ki bu otomobilde biliyorsunuz 11 santim gibi incecik bir batarya var. Ve bu sayede o içeriye yansıyan geniş yaşam alanını çok daha iyi hissedebiliyorsunuz. Daha verimli bir paketleme kullanabiliyorsunuz. Bunlar çok kıymetli elemanlar. Böyle bir otomobilde, fiyat performans odaklı bir otomobilde bunları alabiliyor olmak. Elektrikli otomobil odağındaki temelleri sayesinde 140 kW gibi yer yer premium segmentte bile göremediğimiz hızlı şarj desteğine sahip bir otomobil. Bu sayede %10'dan %80'e sadece 26 dakikada gelebiliyorsunuz. Güncellemeyle birlikte gelen o tek pedal özelliğini de işin içerisine kattığım zaman MG4'ü bu fiyat skalasında gerçekten aklıma yazabileceğim ilk seçeneklerden birisi haline getiriyor. Şimdi bir de makyajda aradığım ama bulamadığım detayları sizlerle paylaşayım. Makyaj öncesinde de aslında çok rahat bir şekilde dikkatinizi çekebilecek bir detay bu. Otomobilin multimedya sistemi ve direksiyonun arkasındaki sürücü ekranının arayüzü. Önce sürücü ekranından başlayalım. Burada gerçekten uzak doğulu üreticilerin genelinde gördüğümüz nispeten karmaşık bir ekran var değerli izleyiciler. Zaten MG kullanıcıları da buna hak verecektir diye düşünüyorum. Ben bu ekranın biraz daha revize edilmesini düşünüyorum. Edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve güncellemeyle birlikte MG mühendislerinin bu ekranda da arayüz olarak, tasarım olarak biraz daha sadeleşmeye, arayüzü biraz daha kullanıcı dostu hale getireceğine inanmıştım aslında. Ama maalesef güncellemede bunu bulamadım. O karmaşık yapı burada devam ediyor. Özellikle işte tüketime bakmak istediğinizde, daha böyle rakamsal verileri almak istediğinizde MG Pilot'u da açtığınız zaman burası çok karmaşık bir kullanıcı arayüzünü beraberinde getiriyor. Bunun biraz daha iyileşmesi gerektiğini düşünüyorum ve güncellemede burada bir geliştirme göremedim. İkinci geliştirme göremediğim detay da multimedya ekran oldu. Multimedya ekranın da aslında arayüzü fena sayılmaz, kötü demeyeceğim ama geri bildirimleri biraz daha zayıf. Yazılımla iyileştirebileceğini düşünmüştüm. Ama burada da çok fazla iyileştirme göremedim açıkçası. Geri görüş kamerasının biraz daha revize edilip edilmeyeceğini merak ediyordum. Çok bir fark göremedim o noktada. Otomobilin bence iyileştirilmesi gereken yönlerinden bir tanesi. MG4'ü tüm bunlarla birlikte bir paketlemede özetlemek gerekirse segmentine göre çok daha iyi bir yaşam alanı sunabiliyor size. %100 elektrikli platformun etkisiyle. Baktığınız zaman bu luxury versiyonunda şehir içerisinde 577 kilometreye kadar menzil veriyor. Bunu yakalayabilir misiniz? Yani biraz zor ama 500 kilometre dolaylarını görmeniz mümkün bence. Ben karma tüketimde şu anda bakıyorum 16-16,5 kW görebildim. Eğer siz çok yoğun trafikte giderseniz tek pedal sürüşünde çok daha fazla kullanırsınız. Bunu zaten çok daha aşağı çekebilirsiniz ama işte batarya kapasitesinin Luxury ile birlikte 64 kWh'a yükseliyor olması, batarya kimyasalının değişiyor olması, bunlara zaten uzun videoda değinmiştim. Onu da izlemenizi tekrar özellikle öneriyorum. Bu otomobille ilgili daha kapsamlı size fikir verecektir o video. %100 elektrikli platformla birlikte otomobilin dinamik sürüş odağındaki geliştirilme felsefesi de bence takdire şayan. Çünkü bu otomobil 50'ye 50 ağırlık dağılımıyla geliyor. Zaten elektrikli bir otomobil olduğu için düşük ağırlık merkezini beraberinde getiriyor. Motor arkadan tahrikli. 50'ye 50 ağırlık dağılımı, düşük ağırlık merkezi, arkadan çekişli bir otomobil. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman sürüş dinamizmi kaçınılmaz ve keyifli hale geliyor. Bunu özellikle virajlı yollarda çok fazlasıyla hissediyorsunuz. Otomobil kullanmayı seven bir sürücü için MG4 sürüş keyfi gerçekten fiyatını da işin içerisine katarsam segmentinin çok üstünde sunabilen bir otomobil. Oturma pozisyonu, otomobile olan hakimiyetiniz, görüş açıları bunlar da başarılı ayarlanmış bu otomobilde. Liste fiyatı 1.390.000 TL yanlış hatırlamıyorsam şu anda ama bayilere giderseniz bence biraz daha indirim alabilirsiniz gibi geliyor bana. Yeni MG4 ile versiyon 2 MG4 ile benim elde ettiğim tecrübeler bu şekildeydi. Ben MG4'ü genel olarak fiyat performans odağında başarılı buluyorum. Pek çok kişinin elektrikli otomobil dünyasına ilk adımını attığı bir otomobil ve bunu da düşündüğüm zaman sunduğu nitelikler, teknolojisi, kalitesi, altyapı kalitesi
fazlasıyla parasını günümüz şartlarında hak ediyor gibi geliyor bana. Kullanışlı özellikleri var. Bunları da iyi değerlendirdiğiniz zaman otomobil teknolojisinin ve günümüz beklentilerini fazlasıyla karşılıyor diye düşünüyorum. Yine merak ettiğiniz noktalar varsa benimle bunu yorumlarda paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. En kısa sürede tekrar görüşmeyi umuyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.